Otursana. İyi misin? İyiyim. Seni görünce heyecanlandım sadece. Bu gece çok güzel görünüyorsun. Her zamanki gibi yani. Teşekkür ederim. Bir yere gidecektiniz galiba. Nasıl? Böyle giyinip hazırlandığınıza göre. Ha yok, hayır. Evdeyiz, hiçbir yere gitmiyoruz. O zaman misafirleriniz gelecek. Ali, sen bu kıskançlık sorularını sormak için mi geldin buraya kadar? Hayır tabii ki. Özür dilerim. Seni dinliyorum. Lütfen ne soracaksan çabuk sor. Bir an önce gitmen ikimiz için de iyi olur. Meşhur Adana türküleri. Bu geçenlerde aldığım bir derginin içinden çıkmıştı. Burada kalmış böyle. Bir kez dinleyeyim dedim. Saçma sapan, iğrenç, anlamsız türküler var içinde. Yani hiç hoşuma gitmedi. İdil. Bu oyuna ne zaman bir son vereceksin? Oyun mu? Seni çok sevdiğimi biliyorsun, değil mi? Evet, biliyorum. Sen de beni seviyorsun, öyle değil mi? Önceki akşam gözlerimin içine bakarak beni sevdiğini söylemiştin. Bu bir yalan mıydı yoksa? Hayır, değil tabii ki. Ama... Şşş. İstanbul'dan gitmek zorunda olduğunu ve bu yüzden ayrılmamız gerektiğini biliyorum. Ama biz birbirimizi bu kadar çok severken ayrılmamıza aklım, mantığım, en çok da kalbim izin vermiyor. Çok düşündüm dünden beri. Baktım, acaba sensiz olabilir miyim? Gitmene göz yumup, kalbime seni unutması için söz geçirebilir miyim diye. Ama yok, olmadı. Beceremedim bunu. Nefes alamadım. Sana bu kadar alışmışken sensizliğe alışmak imkansız oldu. Ben sana mecburum İdil. Sensiz olamam. Bu yüzden karar verdim. Ben de seninle geliyorum. Nereye geliyorsun? Erzurum'a. Buradaki bütün işlerimi kapatıp oraya yerleşeceğim. Hep yanında olacağım.
Zaten uzun zamandır İstanbul'daki işlerimi kapatıp uzaklara gitmeyi düşünüyordum. Sanırım bundan daha iyi bir bahanem olamazdı. Ama Ali, sen benimle gelsen bile ben Erzurum'un küçük bir köyünde seninle birlikte yaşayamam. Bunu kabul etmezler. Biliyorum. Zaten bu nedenle bu gece sana sormam gereken bu soruyu sormaya geldim. Hangi soruyu? Ali, ne yapıyorsun sen? Ali İdil'e evlenme teklif etti.